Sevgili arkadaşlar, sanat eseri asken damıtılmış bir şekilde, rafine edilmiş bir şekilde olabildiğince kıymetli olur. Sanat eseri ne kadar çok, aynısından ne kadar çok şey varsa o zaman sanat eseri olmaktan çıkar. Sıradanlaşır. Sıradanlaştıkça konunun ticareti, zanaatkarlığı ortaya çıkar ve buradan da ortaya bir piyasa mücadelesi peyda olur. Bugün Türkiye'de tespih piyasasında yaşadığımız, gördüğümüz şey tam manasıyla budur. Bir bakın, hat yazanlarda, hattatlarda, tesip yapanlarda, sedefkarlarda, ebrucularda, bir çırpıda aklıma gelen bunlar. Bir sorun, bir problem var mı? Orada kaynayan bir kazan ve kaynayan kazanın içine atılmış fokur fokur kaynayan konular, sanatçılar, malzemeler var mı? Hayır. Yeni bir malzeme peşinde koşan ve yeni bir malzemenin efendime söyleyeyim tanıtımı ile ilgili reklamasyonlar yapan, değişik kelimeler, değişik ifadeler bulmaya çalışan insanlar var mı? Yok, göremezsiniz. Çünkü olabildiğince sığ bir alandır, olabildiğince azdır. Yapana edenin getireni götüreni çok mahduttur. Ve istismara açık değildir. Maalesef tesbih istismara çok açık bir şey. Herkesin elinde olabiliyor, herkesin gönlünde olabiliyor, herkesin gözünde olabiliyor, herkesin göz önünde olabiliyor. Teship böyle değil, hat böyle değil. Hat alırsınız, duvara asarsınız. Duvarda bakarsınız, o kadar. Ama bir tane tesbih sizi kesmeyebilir. Bin tane hattınız olmaz. Bin tane hattınızı asacak duvar bulamazsınız. Ama bin tane tesbihiniz olabiliyor. Çünkü bin tane tesbih çok önemli bir yer kaplamıyor. Değil mi? Sevgili kardeşlerim, tesbihin bugünkü geldiği yer maalesef bundan kaynaklanan bir çirkin görüntü arz ediyor. Bundan 30 sene önce ben bu işe girdiğimde inanın kehribarın peşinde koşturan insan yoktu. Çünkü kehribar sadece ve sadece mügellef olarak bilinir. Kıymeti de mügellefle eşdeğerdi. Yani mügellef olması kehribara bir mana, anlam ifade ediyordu. Mügellefi out, kayayı in yapan anlayış Arap anlayışıydı. Ve o anlayış geldi, piyasamıza egemen oldu. Fiyatları namütenayi rakamlara çıkarttı ve mal bolardı. Mal bolarınca fiyatlar aşağı düştü, koleksiyoner çekildi. Bugün koleksiyoner bulamıyorsunuz değerli malzemelerinize. Neden? Çünkü istikrar yok. Bugün kıymetli bir malzeme olarak benim lanse ettiğim, Alkan'la beraber başladığımız bu hikayede palet şahane bir görüntüsü, harika bir lezzet ifade eden görüntüsü insanların ilgisini çekiyor. Ama siz gelin görün ki Hindistan'dan Filipin'e kadar ki Hint Okyanusu'nda birçok insan, sayısız deneyebilecek kadar insan paletin peşine düşmüş. Palet arıyor. Ve paleti acaba bulurum, satarım ve buradan bir nema elde eder miyim diye koşuşturuyor. Bunu yapıyorlar, ben duyuyorum. Benim vasıtamla piyasaya girmiş birçok insan. Şu an Endonezya'da fink atıyor. Değişik ağaçlar peşine düşmüşler. Yani kaç sefer söyledim, bin tane ağaç bulabilirdim. Bin tane ağaçtan Türkiye'ye getirip de tesbihini yaptırtabilirdim. Ama ne olurdu ki bu? Bu kadar ağaç tesbih piyasasında enflasyon yaratır.
güzellik ortaya çıkmaz. Tesbih böyle bir şey sevgili kardeşlerim. Maalesef bugün bir tane koleksiyoner bulamıyorsunuz. Koleksiyoner yok. Neden yok? Ya niye olsun ki? Sürekli aldatılan bir ortamda bir insanın koleksiyoner olarak varlığını devam ettirmesi, alım yapması söz konusu olur mu? Yeni malzeme bitmiyor. Yeni malzeme yapılsın. Atölyeler tespihini yapsın. 300'e, 500'e, 1000'e, 1500'e, 4000'e, 5000'e satılsın. Bunlar güzel bir şey. Ama ucuna miskevi, ucuna Osmanlı, Osmanlı miskevi efendim. Bu kelimeleri koyduğunuz zaman konu aldatmaktan başka bir yere gitmiyor. Ve bu da bizi alıyor, getiriyor. Suyu çekilmiş bir deniz, sığ bir deniz halinde bizi efendime söyleyeyim bir bataklığın içinde bırakıyor. Ne yazık ki gerçek bu. Ne kadar çok insan çıktı, ne kadar çok insan tesbih malzemesine, tesbih sevdasına düştü, koleksiyonerim havasına düştü. Koleksiyonerim diyenlerin %99'u sevgili kardeşlerim aynı zamanda satıcı oldu. Aynı zamanda esnaf oldu. Bu hiç güzel bir yer değil. Bu yer tesbih piyasasının layık olduğu bir yer değil. 30 yıl önceki tesbih piyasasını özlüyorum. Ne kadar güzeldi. Çok sayılı insanlar vardı. Çok sayılı insanların ürettiği tesbihler vardı. Ve bu piyasaya bir letafet, bir zevk, bir haz veriyordu. Maalesef gördüğünüz her tesbih sanat eseri değil artık. Gördüğünüz her tesbih ustası sanatçı değil. Ve gördüğünüz her tesbih malzemesi sanat eseri yapılmaya elverişli bir erişilmez malzeme değil.